Karadağ'da yaşamak YouTube sayfası için çektiğimiz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Ben Çınar. Bu videomuzda şirket kurmak, oturum almak, çalışma izni almak, ev mi alsam avantajlı, şirket kursam mı avantajlı, vatandaşlık nasıl alabilirim, süresi oturum nasıl alabilirim, nelere dikkat etmeliyim, ne avantajları var vesaire hepsinden çok hızlı bir şekilde detaylı olarak bahsedeceğim. Bu videomuz zaten çok kısa olacak. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Bütün konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Öncelikle son güncel videolarımızı izlemenizi her zaman tavsiye ediyorum. Yaklaşık sizlere 3 senedir içerik sunuyoruz ve 3 senedir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ama 4 senedir burada yaşıyoruz. Karadağ'ın Türkler arasında en eski, en çok aboneye sahip, en çok yorum yapılan ve en lider kanalındasınız şu anda. Hoş geldiniz efendim. Şimdi en çok sorulan soruyla başlayalım. Ev almak mı, şirket kurmak mı? Eğer uzun vadeye düşünüyorsanız ve eğer oturma çalışma izni için düşünüyorsanız mutlaka şirket kurmanızı öneriyorum. Zaten tek yolda bu görünüyor. Neden derseniz eğer kısaca ondan da bahsedeyim. 11 ay Karadağ'da yaşamak zorundasınız ev aldığınızda. Şirket kurduğunuzda yaşama zorunluluğunuz yok. 5 sene sonunda sürekli oturum alamıyorsunuz ev aldığınızda. Şirket kurduğunuzda alabiliyorsunuz. Sadece oturma izni alabiliyorsunuz. Oturma ve çalışma izni alabiliyorsunuz. Böyle çok ciddi ve değişik farklar var. O yüzden ev almayı yatırım amaçlı tamam düşünebilirsiniz. Karadağ.com web sitemizden ev ilanlarına bakabilirsiniz. Yatırım amaçlı ev her zaman alın ama oturma çalışma izni için mutlaka şirket kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şirket kurmak üzerinden gidelim. Nasıl şirket kurarım? Pasaportunuz varsa, ilkokul, ortaokul veya lise, üniversite mezunuysanız ve adli siciliniz temizse Karadağ şirket kurup bunun üzerinden oturum alabilirsiniz. Bu oturumdan 18 yaş altı çocuklarınız ve eşiniz de faydalanabilir. Ortak şirket kurarsanız eğer her şirketten sadece bir kişi bütün haklardan faydalanabiliyor. Küçük ortağın yani %51'den az hissesi olan ortağın 11 ay Karadağ'da yaşaması gerekli. 5 sene sonunda sürekli oturum alamıyor ve birçok avantajdan faydalanamıyor. Yani iki ortaklı şirket kuracaksanız çaprazlama ortaklık yapabilirsiniz ya da iki tane farklı şirket kurabilirsiniz. Bununla ilgili çeşitli formüller var. O konuda sizlere yardımcı olabilirim arkadaşlar. Şirket kurmak nasıl oluyor? Şu anki yasalara göre her geçen gün zorlaşıyor şirket kurmak. Çünkü Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde burada sürekli prosedür değişiyor. Bu da maliyete yansıyor. Maliyet artıyor. Eğer böyle bir niyetiniz varsa mutlaka bir an önce bunu hayata geçirin ve gerçekleştirin. Şartlar daha da zorlaşmadan, daha da imkansız hale gelmeden. Biz dediğim gibi 3 senedir bu danışmanlık hizmeti verdiğimiz için bu süreci çok net gözlemleyebiliyoruz. Şu anda bayağı bir zor aşamaya geldik. Bunun bir üstü zaten sermaye kuralı ve yerel işçi çalıştırma zorunluluğu olacaktır. O zaman da şirket kurmak neredeyse imkansız hale gelecektir. O yüzden dediğim gibi tekrarlıyorum. Böyle bir niyetiniz varsa bir an önce hayata geçirin. Peki nasıl şirket kuracaksınız? Buraya gelmeden şirket kurabilir miyim? Evet kurabilirsiniz arkadaşlar. Vekalet yoluyla hiç buraya gelmeden şirketiniz kurulmuş olsun. Bu zaten sizin birçok adımı da atlatmanız anlamına gelmektedir. Çünkü şirketi kurduğunuz anda çıkacak sonraki yasalardan etkilenmiyorsunuz arkadaşlar. Oturum almak için buraya 2 gün gelmeniz gerekiyor. 2-3 günün burada olmanız gerekiyor. Bunu da müsait olduğunuz bir zamanda yapabiliyorsunuz. Böyle bir zorunluluğunuzda yani şu gün geleceksin diye bir zorunluluğunuzda yok. Tatil günlerine gelmesin. Hafta içi mesai saatlerinde gelin. Yeterli olacaktır. Bununla ilgili zaten sizlere sürekli bilgi veriyoruz. Şirketiniz bize vekalet verdiğiniz anda 15 gün içinde kuruluyor. Nasıl vekalet veriyorsunuz? Biz size bir tane bize pasaportunuzu, kimlik kısmını gönderiyorsunuz ve bir tane şirket ismi belirliyorsunuz. Biz burada müsaitliğini kontrol ediyoruz şirketin. Eğer müsaitse size Türkçe olarak vekalet örneğini veriyoruz arkadaşlar. Süreli bir vekalet oluyor. Sadece şirket kuruluşu için, aşağıdaki şirketin kurulması içindir diye ibareler yalıyor vekaleti. Son derece güvenli bir yöntem. Türkçe olarak noterden bunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Biz o anda resmini çekip çektiğiniz anda buradaki konsolosluğun noterinden o vekaleti alıp işlemlere başlayabiliyoruz. Hemen başlayabiliyoruz arkadaşlar. Ya, son aşamada bize orijinal evrak gerektiği için o belgeyi bize göndermeniz gerekecek. Ama onun öncesinde o belgeyi kaymakamlığa gidip Karadağ için apostil yaptıracaksınız. Kaymakamlığa gitmişken bir de adli sicil kaydı alın arkadaşlar. Islak imzalı adli sicil kaydını kaymakamlıktan alabilirsiniz. Böylece bir anda iki belgeye de ulaşmış oldunuz. Bu iki belgeyi bize posta yoluyla gönderin. Sizlere adres de vereceğiz. Evet bu kadar basit arkadaşlar. İşlemlere başlamak bu kadar kolay. Fiyat ne kadar? Şu anki videomdaki güncel bir fiyat 1850 euro. Tabi burada çok değişiklikler oluyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Çok dikkatli olun. Bu fiyatın altında şirket kuranlar kesinlikle başka yollardan para kazanıyordur. Yani ya sahte evrakla işlemlerinizi yapıyordur ya sahte belgelerle yapıyor. Çünkü bu işin belli bir maliyeti var arkadaşlar. Bu maliyeti üstüne bir de kazancını koymak zorunda. Of bunların ikisini birleştirdiğimizde bizim fiyat çıkıyor. Bundan başka fiyat düşük verenler kesinlikle dediğim gibi sahte belgelerle iş yapmakta bu konuda çok fazla mağdur olan var. Çok fazla bize yazan var. Lütfen yardımcı olun diye. Ama belli bir aşamadan sonra maalesef bizim de yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmıyor. İş işten geçmiş oluyor. Arkadaşlar ucuzu ve kaliteyi bir arada bulamazsınız.
birinden feragat etmeniz gerekiyor. Ya ucuza kurup, kalitesiz bir şirket kurup ileride bütün hisleri alacaksınız ki hiç önermem, ne gerek var? Yabancı bir ülkede, kanunlarını bilmediğiniz bir ülkede, dilini bilmediğiniz bir ülkede bu işlere girmek çok çok tehlikeli. Başınıza ne geleceğinizi bilemezsiniz. Ya da güvenilir bir firmayla, güvenilir insanlarla, güvenilir kişilerle çalışarak şirketinizi ve oturumunuzu almanız, ki bunu da biz çok güzel yaptığımızı düşünüyorum. 3 senedir burada sizlere içerik sunuyoruz. İlk YouTube videomuza dediğim gibi bakarsanız eğer ne zaman başladığımızı görebilirsiniz. Abone sayımıza da bakın, yorumlarımıza da bakın, Facebook grubumuza da katılın. Karadağ'da Türkler arasında en eski, en çok yoruma sahip, en çok aktif kullanılan Facebook grubuna da sahibiz. Orada birçok yerel dostumuz da var arkadaşlar. Orada bolca referans görebilirsiniz. Ayrıca bana ulaşarak da referanslarımızı sorun arkadaşlar. Kimlere şirket açtın, nasıl açtın diye sorun, ben size göstereyim. Bol bol referans veririm. Bu konuda bizimle çalışmak isterseniz her zaman kapımız açık arkadaşlar. Evet, şirket kurmak dediğim gibi bu kadar basit. Ben şimdi açıklama kısmında ve ilk yorumda bununla ilgili çok fazla detay vereceğim. Adreslerimizi de size sunacağım. Eğer böyle bir niyetiniz varsa bunları detaylı şekilde okuyun ve bize ulaşın arkadaşlar. Bir şekilde bu işlemlere niyetiniz varsa başlayın. Bu arada butva manzarası arkamda, yağmur yağıyor şu anda. Şöyle biraz gösterebilirim sizlere. Evet, hazır arka kameraya geçeyim dedim. Şu anda yağmur var. Dışarısı da bayağı soğuk. Evet, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Karadağ'dan saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.